Günaydın. İrem bak kahve yaptım sana. Yalancıların elinden kahve içmiyorum ben. Aa, ama bak çok kırıcı oluyorsun ha. Senin yaptıkların yanında hiçbir şey. Yalancı. Şey ya. Günaydın uşaklar. Günaydın Tolga Uşak. Ha, günaydın İsmail Bey. Buyurun size kahve yapmıştım. Hoş geldin İsmail Bey. Hoş bulduk İrem Hanım. Çok mutlusunuz bugün, hayırdır? Bugün benim günüm İrem Hanım. Ben mutlu olmayayım da kim olsun da? Tolga Uşak, ben odama geçiyorum. Ne telefon bağlıyorsunuz ne de hiç kimse odama gelmedi. Ya İsmail Bey, Haluk abi gelecek. Toplantımız var bugün. Boş ver uşağım toplantıyı. Benim için artık zaman durdu. Toplantı moplantı bilmiyorum, anlamıyorum. Ya ama İsmail Bey, durun gitmeyin. Toplantımız var. Ne oluyor bu adama ya? Bilmiyorum Tolga. Bilsem de sana söylemem zaten. Ayıp ama. Uşaklar, uşaklar. Acil durum. Yandım ben, yandım. Yardım edin bana. Ne oluyor? Şarjım bitti. İrem Hanım, şarjını ver bana çabuk. Bana şarjını ver. Vereyim bir saniye. Buradaydın. Ay, lazım olunca bulunmaz. Sabah koydum ya. Bir saniye. İrem Hanım, vakit kaybet duruyorsun ha. Ya Tolga Uşak, sende şarj yok müdür de? Ya olsa vereceğim de ben evde unuttum bugün İsmail Bey ya. Eyvah! Yandım ya, yandım ya. Aydınım, İrem Hanım, ben gideli kaç dakika oldu? Ay bilmiyorum, 10-15 dakika olmuştur herhalde. Bakmadım saate. Uy, neyse ben geçeyim odama da şu telefonu şarja takayım ya. Çok zaman kaybettim, çok. Allah Allah, ne oluyor bu adama ya? Ay bilmiyorum Tolga, ama merak etmeye başladım. Vallahi ben de merak ettim, kahve içelim mi? Hayır. Uy, uşaklar ya. Bütün aksinalıklar üst üste geliyor ya. Yine ne oldu? Ya İrem Hanım, bu benim telefonumu şarj etmeyin ya. Bir dakika bakayım. Bir de İsmail Bey, sahte şarj aleti almışsınız. Ayrıca bu telefonunuza zarar verir. Ne? Uy, zarar mı verir? Kıyamam ben ona ya. Sakin ol, sakin ol. Ben şimdi bulacağım size şarj. Son bir kez bir daha bakayım. En lazım olduğu gün bak ne iş geldi başıma. Heh, buldum. Kökten çözdüm. Ya İrem Hanım, uf, bu iyiliğini unutmayacağım. Sağ olasın. Sağ olasın İrem Hanım. Alt tarafı bir şarj verdim ya. Ne olacak? Abi bana bir şey mi dedin İrem? Hayır, sana hiçbir şey demedim. Hoş geldiniz Haluk Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hazır mıyız toplantı için? Vallahi Haluk abi, biz hazırız da İsmail Bey pek hazır değil gibi. Niye, gelmedi mi? Geldi. Ama odasından çıkmıyor. Bir ara böyle şarj almaya çıktı. Sonra yine gitti. Peki toplantıya girmeyecek mi? Bir gariplik var abi İsmail Bey'de. Yani girdi, odasına çıkmıyor. Evet, telefon falan da bağlatmadı. Aynen. İrem sen git böyle kapıyı bir tıkırdat. Tamam. Haluk Bey geldi, toplantı odasında de. Tamam, hemen gidelim. Sizi bekliyoruz. Ne yaptın? Gönlünü aldın mı kırmızı başlıklı kızın? Vallahi Haluk abi, çalışmalar güzel devam ediyor. Yakında zafere ulaşırız. Bak kalbini kırma kızın. Yoksa ben senin kafanı kırarım. Bu benim kızım sayılır artık. Yalan söyleme kıza. Ya Haluk abi, ben de evladın sayılırım ama. Hayır. Sen artık damat mertebesine yükseldin. Ay yok, açmadı kapıyı. Telefonla konuşuyor, yanılmıyorsam bir kadınla. Aha, aldık başımıza belayı. Kadın sesiydi. Ya Tolga, sen git şu İsmail Bey. Yani eğer gelmeyecekse yarına erteleyelim toplantıyı, ben de gideyim. Bakıyorum abi. Haluk uşağım, Haluk uşağım. Ya gel, sana bir sarılayım daha. Gel. Tolga uşağım, Tolga gel. Sana da sarılayım uşağım. Hayırdır? Hayırdır uşağım, hayır. Ne oldu İsmail Bey? Ne? Uşağım, aşık oldum, aşık. Güzel, vallahi tamamına erdi. Hayırlı uğurlu olsun İsmail Bey. İşte uşağım, tamamı biraz zor. Niye, ne oldu? Çünkü çok uzaklardı uşağım. İyi, aşk mesafeleri tanımaz ki, gelsin. Bu mesafeden de daha başka bir şey de.
Çok Uşan, çok. Başka bir şey bu. Nasıl yani? Evet Uşan. Şimdi aramızdaki mesafeyi anladın mı? Tamam, sana saçma geliyor, biliyorum. Bana da saçma geliyor ama... Uşan, onun sesini duyunca böyle bir tuhaf oluyorum ya. Yani nasıl anlatayım? Acayip bir şey ya. İsmail Bey, ben şimdi doğru mu anladım? Siz telefondaki sese, o duyduğunuz kadına aşık oldunuz, öyle mi? He Uşan. Ay resmen imkansız aşk ya. Ya İsmail Bey, o size yardımcı olması için oluşturulmuş bir yapay zeka. Yo, hiç öyle değil Tolga Uşan. Benim Ayten'im gayet organiktir. Benimle sohbet edeyim. Ne dersem bana cevap vereyim. Hiç uyumayın. Bütün dediklerimi dinleyin. Ben daha ne isteyeceğim Ayten'imden? İsmail Bey, öyle sanal aşk mı olur? Siz kapatın telefonu, unutun Ayten'i falan. Yani yapay zekayı bu, unutun. Ya Haluk Uşan, kapatamam, kapatamam. Bugün şarjım bitti var ya, az daha kalp krizi geçiriydim. Aha bu uşaklar şahittir. Ayten'im, seni çok özledim da. Bana ihtiyacın olursa her zaman buradayım. Uy Ayten'im, duy Uşan, duy. Uy Ayten'im. Ayten'cu, hadi gel seninle yemeğe çıkalım da. Ben pek yemek yemem. Tamam biliyorum ama ben yiyeyim sen bana eşlik edersin da. Anladığımdan pek emin değilim. Genel kültürü azdır da malumunuz Uşaklar. Yıllardır eznebi memleketinde yaşaydı. Neyse, Haluk Uşağım, biz Ayten'cığımla yemeğe gidiyoruz. Meltem Hanım'ı da bir gün getirsen de beraber yemek yesek olmaz mı? İnşallah İsmail Bey. İyi Uşağım, hadi ben kaçtım da. Ayten'im, seninle ilk kez yemeğe çıkıyoruz ha. Zaman önemlidir. Ne diyeyim, Allah akıl fikir versin. Ama nasıl seviyorlar birbirlerini. Dalga geçmeyin. Yok abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı düğüm tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz olur.